Alize'den merhabalar. Bu videomuzda sizlerle Alize Puffy ve Alize Puffy Fine ipliğimizi kullanarak bir bebek battaniyesi çalışması göstereceğiz. Ama farklı bir teknik kullanıyoruz. Daha önceden bütün klasik ipliklerimizde aşağı yukarı çalıştığımız zırh örgü tekniği vardı. Çok iyi bilirsiniz ve videolarımızdan da izleyebilirsiniz. O zırh örgü tekniğini biz bugün Puffy ve Puffy Fine ipliklerimize uyarladık ve bebek battaniyesi yaptık. Evet şöyle göstermek istiyorum yaptığımız bebek battaniyelerini. Böyle çok güzel bir doku oldu. Yumuşacık, beğeneceğinizi umduğumuz bir doku. Şöyle yakından da görebilirsiniz. Evet burada Alize Puffy Fine Color renkli ipliğimizi bir buçuk yumak kullandık. Bu küçük ilmekli ipliğimiz. Yine büyük ilmekli Alize Puffy ipliğimizden de dört yumak kullandık. Bu battaniyeleri yapabilmek için. Şimdi birkaç tane böyle sizlere fikir olsun diye ben kombinler göstermek istiyorum. Burada da yine zırh örgü tekniğini düz renklerle kullandık. Yani şöyle göstereyim. Alize Puffy ve burada yanında Alize Puffy Fine. Bir tık koyu rengini birlikte kombinledik. Böyle bir çalışma yaptık. Yine başka ne yapabiliriz? Bu zırh örgü tekniğini e, Puffy'e uyarlarken yine düz renkte bir uygulama daha göstermek istiyorum böyle. Yine e, böyle e, düz renk turkuaz renginde e, Alize Puffy ile e, beyaz kullandık burada. Şöyle küçük ilmekli Puffy Fine ipliğimizden böyle bir kombin yaptık. Bunlar sizlere fikir olur diye böyle birkaç çalışmayı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. E, çok güzel farklı bir doku oldu. Çok hafif şöyle yine renkli çalıştık. Hani zemini renkli çalıştık. Alize Puffy Color büyük ilmekli ipliğimizle ördük. Arada da yine Alize Puffy Fine beyaz rengimizi kullandık. Başta da söylediğim gibi bir buçuk yumak küçük ilmekli, 4 yumak da büyük ilmekli ipliğimizden kullandık arkadaşlar. Umarız beğenirsiniz. Şimdi bu zırh örgü tekniğini biz pufi ipliğimize nasıl uyarladık? Nasıl ördük? Nasıl bir mantık kullandık? Hemen örme bölümüne geçelim. Orada sizlere bu çalışmanın tekniğini anlatayım. Evet arkadaşlar, şimdi zırh örgü tekniğini kullanarak Alize Pufi ve Pufi Fine ipliklerimizle biz bu battaniyeyi nasıl ördük? Şimdi bildiğiniz gibi zırh örgü tekniği şiş kullanarak uygulama yapılan bir teknik. Ama biz pufi ve pufi fine ipliklerimizin hazır ilmeklerini şiş kullanmadan örüyoruz, parmaklarımızı kullanıyoruz. Bu çalışmayı da yapabilmek için şöyle bir mantık kurduk. Evet, şöyle düşündük arkadaşlar. Biz zırh örgüyü bir kalın şiş, bir de ince şişle örüyoruz. Örgünün örülme mantığı bu şekilde. O zaman biz kalın şiş yerine bu büyük ilmekli ipliğimizi kullansak, pufi ipliğimizi, ince şiş yerine de bu küçük ilmekli alize pufi fine ipliğimizi kullansak dedik. Evet, bu mantıkla yola çıktık ve ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Şimdi şişleri bırakıyorum, ilmekleri parmaklarımla örerek, bu battaniyeyi sizlere göstermeye çalışıyorum. Hemen pufi ipliğimizi açalım. Şimdi battaniyemizin ilk başlangıcı için 45 tane ilmeği kapatıyoruz. Yani kapatmayı nasıl yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi ilk şu sıfır noktasındaysa ilmeğimi bir açıyorum. Evet başlıyorum ilmeklerimi kapatmaya. Evet birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 1- 2 3 Bu şekilde 45 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi sizler 45 tane böyle zincir çekmelisiniz bu battaniyenin ebatı için. Sonra şimdi birinci ilmeğimiz burada en son zaten e, sallanıyor bakın böyle. Bunu bırakıyorum. Hemen yumaktan gelen ikinci ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği bu ilmeğin çıktığı yerden değil hemen yanındaki zincirden geçiriyorum arkadaşlar. Ama arkaya bakan şöyle şuradan bakın bunun bir arkaya bakan bir de öne bakan yerleri var. Arkaya bakan yerden hemen yumaktan gelen ilmeğimi geçirdim. Aynı yerden bir tane daha geçiriyorum. İki tane oldu. Bu tek, bu iki. Şimdi yine sıradaki yerden tek geçiriyorum. Yine yanındaki yerden iki geçiriyorum. Yani bir tek bir çift bir tek bir çift böyle ilmeklerimi arttırıyorum arkadaşlar. Bir tek bir çift bir tek bir çift 45 tane e, zincirin üzerinde sonda kaç tane denk gelirse bir eksik bir fazla hiç önemli değil. E, nasıl kaç oluyorsa sayı vermiyorum. Biz 45 zincirin üzerine dolduruyoruz. Şimdi neden bir tek bir çift bir tek bir çift yapıyoruz? Çünkü e, bu örgünün şöyle göstermek istiyorum. E, dokusu farkındaysanız oluklu bir doku. Böyle bir e, ilmek arka tarafa sanki e, böyle çıkıyor. Önü ve arkası aynı olan bir doku. O yüzden e, daha fazla ilmek sayısına ihtiyacımız var. Bunun için de biz başta bir tek bir çift ilmek çıkarıyoruz. Yani sebebi bu. Şimdi hemen geçiyorum arkadaşlar. Bu bizim Kalın şişle ördüğümüz sıra olarak kabul ediyoruz. Kalın şişle ördüğümüz sıra ama şiş kullanmıyoruz. Şişi bırakıyoruz. Ellerimizle ördük. Geliyoruz. Puffy Fine Color renkli ipliğimizi çıkarıyoruz. Veya başta gösterdiğim gibi nasıl kombin yapmak isterseniz o şekilde ince ipliğimizi elimize alıyoruz. Şuraya bağlıyorum. Şu yan tarafa. Şuraya bağlıyorum. Bunlar sonra kesilir ve gizlenir. Böyle bağlıyoruz. Şimdi buradaki mantık şu. Benim bu ince pufi Fine ipliğimle öreceğim ilmekler ince şiş olarak kabul ediyorum. Şu ince şiş olarak kabul ediyorum buradaki ilmekleri. Ama şişi bırakıyorum tabii. Şiş yok. Sadece örneği anlayabilmeniz için. Zırh örgü örneğinde. Evet, zırh örgü örneğindeki bizim mantığımız şuydu. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. O zaman ben ince ipliğimle başlıyorum. Düz örgü örüyorum şimdi. İlk ilmeğimi düz örgü, yani ilmeği arkadan alıp öne veriyorum. Yukarı çekiyorum. Şimdi ipliği öne alıyorum. Ters örüyorum. Yani önden arkaya veriyorum, yukarı çekiyorum. Yine arkaya veriyorum. Arkadan öne geçiriyorum. Öne alıyorum, ilmeği önden arkaya veriyorum. Sıra ile böyle. Arkaya geçiyorum, böyle. Öne alıyorum, böyle. Devam ediyoruz böyle. Bir düz, bir ters. tabi örgüyü topluyor. Bir düz, bir ters. Sonuçta kalın ve büyük ilmekli olan ilmeği küçük ilmeğe geçiriyoruz ve ne yapıyoruz? Örgüyü sıkıştırıyoruz böyle bir ters bir düz mantığı ile biz bir sıra örüyoruz arkadaşlar. Sıramızı tamamladık. Tabii siz 45 e, zincir üzerinden bir tek bir çift arttırdınız ve o ebatta devam ediyorsunuz. Şimdi bu ipliğimi burada bırakıyorum. Alize Pufi ipliklerimizin böyle e, hazır ilmekli ipliklerin en büyük avantajı da bu arkadaşlar. İstediğimiz yönden öreriz. İstersek bu taraftan öreriz, ipliği bırakırız burada, istersek bu taraftan öreriz. Pufi ipliğimizle Kalın şiş düşünerek bu büyük ilmekle örüyoruz şimdi bu sırayı. Bir sıra ince, bir sıra kalın şiş olarak düşünüyoruz. Evet, yine düzü düz örüyoruz. Tersi ters örüyoruz. Alıyoruz bu ilmeğimizi. İçerisinden, küçük ilmeğin içerisinden büyük ilmeği rahatlıkla geçiriyoruz. Çünkü e, mükemmel bir yapıya sahip. Böyle hani iğne deliğinden geçer derler ya. Böyle küçücük ipliğin içerisinden bile geçip. Yine aynı formuna ulaşıyor. Evet bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Böyle örüyoruz arkadaşlar. Büyük ilmekli ipliğimizle geldik sona kadar. Burada bizi küçük ilmekli ipliğimiz bekliyor. İki tane ilmeği birbirinin içerisinden geçirerek böyle arkadan öne veriyorum. Yine arkadan öne veriyorum. Zincir çekiyorum. Bunu neden yaptım? Şöyle şu boya ulaşabilmek için yaptım. Şimdi ince ipliğimi ee, bu kalın büyük ilmeğin içerisinden ters örgü bakıyorum. Ters örgüdeyiz. Ters örgü olduğu için böyle önden arkaya veriyorum. Şimdi devam ediyorum. Tabi burada güzel duruyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bir bolluk da yok. Ee, şimdi düz ilmekteyim. Arkadan öne veriyorum küçük ilmeğimi. Bakıyorum. Ters ilmekteyim. Bu ilmekleri tabi düzgün tutarsak böyle hani dönük olmamasına dikkat edelim. Düzgün alalım ilmekleri evet böyle ters örgü örüyorum. Yine düz örüyorum. Şimdi ince ipliğimle devam ediyorum. Yine ters örüyorum. Bir sıra kalın pufi ipliğimle, bir sıra ince pufi fine ipliğimle bu tekniği böyle devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da bırakıyorum. Evet neredeyiz? Şöyle böyle tekrarlıyoruz. Bir sıra Alize pufi bir sıra alize puffy fine, bir sıra alize puffy, bir sıra alize puffy fine. Teknik bir ters bir düz. Böyle e, örüyoruz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi kenarlar gayet düzgün. Ör, örüyoruz, devam ediyoruz. Evet, e, bu anlaşıldı. Bu ebat bir battaniye. 45 ilmekle başladık. İkinci sırada arttırdık. E, çok ideal kullanışlı bir ebat. 4 yumak bitene kadar örüyoruz. Dört yumak tam bitiyor. Bir buçuk yumakta e, Puffy Fine kullanıyoruz. Bitirdik ve battaniyemizi şimdi kapatalım. Burada da kapamayı göstereyim. Başka bir renk. E, burada tabii artık Puffy Fine ipliğime e, ihtiyacım yok. Bunu hemen buradan keserim. Bunu bırakırım. Sonra bunu e, gizleyebilirsiniz. Bağlayarak içe çekebilirsiniz. Şimdi ben kapamayı göstereyim. Ee, ipliğim burada. Ben bu taraftan kapamaya başlıyorum. Bu taraftan ipliğime doğru ilmekleri kapamaya başlıyorum. Şimdi burada normal pufi battaniyelerimizi yaparken e, kapattığımız gibi kapatıyoruz ama bir şey var. Şimdi birbirinin üzerinden bir tane geçirdim. Tekrar ikinci ilmeği geçirdim. Tekrar üçüncü ilmeği geçirdim. Ama böyle tek tek kapatırsak e, oluklu bir örgü olduğu için burada bir volanlanma oluyor en son sırada. Çünkü biz burada ilmek arttırdık. O zaman üç tane de bir şöyle ikisini birlikte tutuyorum. Tekrar göstereyim. Şu ikisini birlikte tutuyorum. Bunu ikisinin içerisinden geçiriyorum. Burada volanlanmayı önlüyorum. Yine üç tane tek. 1 2 ve 3. Yine öndeki ilmekle birlikte ikisini birlikte tutuyorum. Sıradaki ilmeği ikisinin içerisinden geçiriyorum. Anlaşıldı zannediyorum. 3 ilmekte bir bu şekilde bir çift kapama yapıyoruz. 3 ilmekte bir. O zaman bitirişimiz de çok düzgün oluyor. Evet arkadaşlar Alize Pufi'nin bu yetenekli ilmekleri ile pek çok tekniği sizlerle paylaştık. Artık bu zırh örgü tekniğini de paylaştıktan sonra vallahi benim düşüncem sonsuz dizaynlar yapacağız herhalde sizlerle bu Pufi ilmekleriyle. Peki sizlere kolay gelsin diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.